Bir saat. Olmuştur. Bir saniye. Şimdi çorbası bir karamelize soğan yapacak. Tabii evet. İçinde ne kullandı ben bilmiyorum. Sırrı da sarı olabilir. Ona bir şey diyemeyiz. Muhtemelen ama şey ara yemeğinde bir sarması var. Hazır, o biraz ele oyalar yani aslında. Hazır dondurulmuş. Söylediklerinizi duymuyorum. Burada. Herhalde sanırım işime Mısırını gelmiyor. Mısırını da kavurmuş evet, olabilir. Yani yemek ikramına devam edeyim. Çok boş bir menü. İşime gelmiyor dedi. Ama dur bak açık açık işime gelmiyor duymuyorum diyor. Çok diyor. Boş bir menüyle karşıma çıktın. Şoktayım ben Mısır şu anda. Mısır ununu mu kavurdu acaba? Doğru menüyle karşımıza çıktınız. Temize benziyor fazla kullanılmadığı için. Sizin menüleriniz doluydu. Lezzet mi vardı? Bence yoktu. Evet menüm çok doluydu. Nakış gibi birebir işledim hepsini. Ne konservem bence, ne hazır ürünüm vardı. Bence ve pek sizin güzel işleyememişsiniz. Tamamınız bana çok büyük haksızlık yaptı. Ama kebabınızda çok fazla sinir vardı. Kesinlikle. Bir tane sinir gördü onu ayırdı da o kadar emek var. Sen Zeynep Hanım, sen Sinem Hanım. Hepiniz için Anıl Bey de, Harun Bey de kesinlikle ben bu puanı hak etmedim. Zırhlı kıymamı da evden getirdim. Kömürümü de mangalımı da bir erkek bile cesaret edip bak, mangal işine kolay kolay giremez. Evet. Hamurları ayrı ayrı. Hepsinin hiç hazır ürünüm yok ya benim. Ben gerçekten büyük haksızlığa bitti uğradım. Bitti mi Dilber Hanım? Bitmedi. Vicdanım devam rahat edin. Ama sizden yana rahat değil. Gerçekten yine söylüyorum hakkımı helal etmiyorum. Memnunuz. Çok basit bir menüyle gelseydim karşınıza. Ama ben programdan utandım. Çünkü böyle bir konsepti kaldırmıyor hafif menüler. Menü yani ben ağırdı, buraya evet, saygımdan emek vardı. Çok fazla emek vardı. O zaman masama verseydin bir hamur puan. Vardı. Bir saniye. Çok yoğurduğum hamur hamurlara vardı. Verseydin bir puan. Ben giyinip hazırlandım. Hazır bir şekilde sizi şık bir masayla karşıladım. Emeğim de mi hak etmiyordu bir puanı? Emek vardı. Bir taneye vardı. Bak emeğime verseydin o zaman. Yiyemedim hiçbir şey. Hiçbir şey yiyemedim diye bir şey yok ya. Yiyemedim. Hayır ya. Çorba, lapa bir çorba geldi. Peki şöyle bir şey ben çok duyuyorum. Sanırım bu hafta da duydum. Menüsü çok basitti diye özellikle sen yaptın gene galiba Zeynep. Birinden puan kırdı değil mi? Ama çok kolaydı. Güzeldi ama kolaydı sanki diye. Benden kırdı. Evet sen evet. Kırdın. Çok net hatırlıyoruz. Aha, benden menüsü kolaydı çok dedim. Güzeldi ama çok kolaydı dedim. Puan kırdı. Peki dün beğendim. Menünün zorluğuna niye puan vermedin? Vermediniz. Gerçekten Sinem Hanım, ya. Sunumunu beğendim ben. Ama yemekleri bana hitap etmiyordu. Zeytinyağlar hitap etmiyor farklı bir şey. Gerçekten yutamadım size ben. Size bırakıyorum arkadaşlar. Evet. Ben yoğurdum Zeynep'i anlamaya çalışmaktan ve anlatmaya çalışmaktan. Lütfen bir dinler misiniz? Burası yemek değil. Burası Zeynep'in damak tadı değil. İlk günden itibaren zaten sen puanın kıt bir insansın. Ve yani gözün üstüne kaşın var demeye geldi artık yani. Menüsü kolay dedin, puan evet, bahane kestin. Buluyorsun puan ama Dilben Hanım'ın hakkını yemememiz lazım. Sen evet. De yedin. Dilben'in hakkını yemedin. Abi sen anı yemedin. Hayır, yemediğimi düşünmüyorum. Yedi puan. Yedin, hayır. Zuhal Hanım ortalamam yediydi ya benim. En düşüğüm benim yediydi ya. Tamam ben de o yedi verdim. O emeğe en düşüğünü hayır. Verdin bakın, sen. Bakın şöyle, ben Sinem Hanım'da ne dedim? Menünüz kolay kabul olduğu etmiyorum. İçin dedim. Tatlıyı tolere edemem dedim. Bakın, ama bakın siz de... Bakın böyle bir çorba geldi karşımıza tamam. Benim emeklerimin yanında. Ama bakın ben dün çorbanı beğendim sinirden ve en çok bak, ben içtim. Elim ayağım titriyor cidden. Dilber Hanım 7 puanı beğenmedi sanırım. Şu an... Evet beğenmedim. En düşük puanı aldım çünkü ama Harun Bey. Ama Dilber şu an Dilber dert gecesini yaşamıyoruz şu an burada. Nasıl burada ya ne biz... Şovla girdin dert gecesiyle çıktın. Dert sen gecesi. De beni iyice bak, bir oyuncu program yaptın ismi ya. O, dert gecesi. Dilber'de gerçekten dert gecesi yani. Gerçekten Anıl Bey. Dün şov dedin çiçeklerime sevdiklerim bana çiçek göndermiş. Ama şu an en yüksek puanı ben verdim ve şu an sen bana yükseliyorsun. Açıklamamı da bekle istemiyorsun. Bizim çiçek nerede? Burada Zuhal Hanım orada. Ha, size ay teşekkür ederim. Sağ ol. Güle güle kullanın. Daha kaç puan vermemizi bekliyordu acaba? Ne var şov mu yani arka bak, şeyden saatinden dolayı dün öyle demişler. Ya, herkese evet, demiş ki biraz... niye o saati verdi? Ama tamam da sevdiklerim jest yapmış Adana'dan çiçek göndermiş. Çok bu çok güzel, güzel bir şey, düşünce yani ben istemedim. Özellikle biz insan kötü çiçek demedik, istemez sadece. Ki. Hayır getirdiği saat biraz. Olarak evet. Hani. Tamam da sen niye buna takılıyorsun? Yani mutlu olmanızın yapar güzel gibi masamıza güzel. Çiçekler hadi geldi. Hadi bir afiyet olsun. Ben kendi üzerime almıyorum bu hak etmeme olayını. Çünkü ben aralarında en yüksek puanı veren biriyim. Ben Dilber Hanım'a 10 mu verseydim belki o zaman da yamuk verdin diyecekti. Bir kulp takacaktı o 10 puanı. Ben de hakkımın verilmediğini düşünüyorum. Dilber Hanım da hakkını helal etmiyorsa o zaman ben de helal etmeyeyim. Karşılıklı olarak hakkımızı da helal etmemiş oluruz. Eğer ben bugün bu yarışmayı kaybedersem bütün yarışmacı arkadaşlarıma hakkımı helal etmedim ve vicdanlarıyla baş başa bıraktım. Vicdanları sızlayacak. Ya içemiyorum Zuhal Hanım. Ya niye? İçemiyorum. Yağdan mı? Ya içemiyorum. Hadi ya. Ya, bildiğimiz ya et içemiyorum. Et yiyemiyorsunuz, çorba içemiyorsunuz. Ne yiyorsunuz? Kendi sağlığınız dolmayı mı? Et evet, kesinlikle. Bence sen de yemelisin o dolmalardan. Bakın bugün tavuk var ana yemekte. Evet. Ya balık size... ya tavuk dedik. Tavuk hem de Tay usulü. Yani keşke soğan kabuklarını da alsaydım. Bugün de Tayland'dayız arkadaşlar. Evet, Azerbaycan. Nerede bakayım? Bakın. Kabuk mu? Kabuk. O soğan kabuğu değil, karamelize kabuk. Olmuş bence hali. Bence kabuk değil. Ben tam göremiyorum gerçi ama. Kabukları yağlı çorba denseydi anlayacaktım da.
Ne yağ koydun Harun? Normal sıvı yağ koydum içine. Sıvı yağ, ayçiçek yağı mı, zeytinyağı mı? Zeytinyağı koydum. Başka bir yağla karıştırmadım. Yok, karıştırmadım. Peki. Zeytinyağı ağır mı geldi size? Biraz ağır geldi. Neden? Zeytinyağı gibi üste mi çıkmış yoksa? Aslında zeytinyağı daha hafif olmalı. İçindekinin meyanesi az olduğu için yağ içine karışmamış. Karışmamış. Ha, devam et Sinem, anlat çorbayı. Karamelize soğan demiştin ama bazıları bak karamel olmamış. Mısırlarını sen hazır mı aldın? Böyle koçan mısır alıp mı? Yok, ben ekmiştim, bahçeden topladım onları. Zamanı değişik. Ondan sonra da sizin önünüze getirdim. Ama koçan olarak artık mısır çıktı ya marketlerde, alıp haşlayabilirdim bağımında sanırım. Koçan olarak yani. Dondurulmuş da var koçan şeklinde. Öyle de yani var, normal taze mısır da çıkıyor. Bir emek olurdu en azından, üstünden çıkarırdınız. Bence bir fark olmaz. Dondurulmuş mısır da aynı, hazır ürün. Çünkü çorbalarda şöyle bir şey var. Konserve mi? Bu konserve. Konserve. Çorbalarda şöyle bir şey var. Biz bir bakliyat haşladık. Arkadaşım da haşladı. Ben de haşladım. Arkadaşım da Anıl Bey de haşladı. Ben de haşladım. Onun mercimeği hani pişmemişti. Benimki diri kalmış. Hani bir riskti. Hani bu mısır zaten haşlanması da 3-5 dakika suya sıcağı gördüm zaten atıyor kendini. Ama çorba hiç olmamış. Kıvamı? Kıvamı çok sulu zaten. Evet. Normali bu çorba hiç içmedim mısırlı böyle bir çorba. Ben de karamelize soğanlı hani mısır. Mısırlı çorba içtim de sütlü ama mısırlı. Yani meyanesi az olmuş ki yağ üstünde çok aşırı kalmış. İçine karışamamış. Peki Anıl? Evet, terbiyesi falan nasıl yapıldı bu çorbanın hani? Un, yumurta. Ne unu? Buğday unu koymuş. Mu? Mısır unu mu? Normal bildiğimiz un. Beyaz o zaman un. Bu çorbanın adı mısırlı çorba olmaması gerekiyor. Çünkü sen ne mısır burada var? Sadece hani yan figüran gibi bir şey burada yani yan oyuncu. Bu çorbanın adı karamelize soğanlı mısır çorbası. Un çorbası değil. Unla ne alakası var, ben onu anlayamadım. Sulu. Ben yine tekrarlıyorum. Tekrarlamanıza gerek yok mısır, anlayamıyorum zaten. Anlamadığını fark ettiğim için zaten tekrarlıyorum. Mısır burada bir yan ürün. Yani çorbanın ana maddesi mısır değil. Ama evet. Unla bağlamak için herhalde. Mısır karamelize unu kullansaydı belki... Pardon. Karamelize soğanlı un çorbası mı bunun adı? Hayır, mısır çorbası yazdı. Mısır niye yan ürün oluyor? Ama mısırı gördüğün saçma gibi zaten mısır... Saçma konuşmuyorum. Saçma konuşuyorsunuz. İlk önce bir konuşmamıza dikkat edelim. Mısırı zaten hazır alıyorsun, bu bir. Mesela benim ana çorbam, yani benim çorbam nasıl peskutan çorbasıydı? Benim ana maddem peskutansa peskutan ön plandaydı. Nasıl ki 4 kaşık çorbasında 4 bakliyat. Yani mısır mı burada ön planda olmalı? Mısır ön planda olmalı diye düşünüyorum. Çünkü çorbanın adı mısır çorbası. Beğenmedin karamelize mi? Beğenmedim. Gerçekten yağı çok fazla geldi. Evet, duru bir çorba, çok karamelize olmuş ve nanesini sonradan attı. Yani peki, belki yakabilirdi. Dilber'e geçelim. Ben Harun Bey'den beklentimi aldım şu an. Çünkü boş bir çorbayla karşılaştım. Bomboş yani sıvı, su, içinde gezen 2-3 soğan. Taneyle i̇çinde sayacak olsak. Evet, karamelize serbest soğanları. Soğan. Aynen. Deniz suyuna bırakılmış küçük balıklar gibi. Aynen öyle. Deniz suyunda minik minik altta gördüğümüz balıklar var ya, onun gibi. Kovala yakalayabilirsen. Yani yakalayamıyorum. Mısırlarını seçsem 10 tane anca çıkar. En azından bu kadar sıvı, yoğurdu daha belirgin olsaydı, su içinde olmasaydı yani. Evet. Sence bir...